Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Umarım seste veya görüntüde herhangi bir sıkıntı yoktur diyelim. Nasılsınız arkadaşlar? Baya kalabalık olmuş. 45 kişiyiz. Gayet güzel. Sayımız giderek artacaktır umarım. Şu an mesaj yazabiliyor musunuz veya beni duyabiliyor musunuz? Seste veya görüntüde herhangi bir sıkıntı var mı? Önce bunu sorayım. Sonra başlayalım arkadaşlar. Umarım yoktur. Yok hocam yok hocam. Gayet mükemmel her şey. Çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Uzun bir sürece beraber başlamayı hedefliyoruz sizlerle. Umarım güzel bir başlangıç yaparız ve bu şekilde devam eder. Güzel sohbetleri sizi görebiliyorum. Yazdıklarınızı okuyabiliyorum. Yani yazarak tepki verebilirsiniz bana rahat rahat. Bunları beraber halletmeye çalışacağız. Mükemmel her şey yok hocam gayet iyi demiş. Hocam evet gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel çok güzel sıkıntı yok. Şöyle ufaktan sistemimizden bahsedeyim. Ekran paylaşımı yaptığımda PDF üzerinden şu an ekranı görüyorsunuz değil mi? Herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. <laughs> Şu an ben de oradayım. Yok biraz kasma var. Kasma mı var? Şu an yani bir donma mı var? Esini genelde herkesten var yoksa sadece senle, sana özel bir şey mi? Biraz kasma var demiş. Yok yok güzel. Şimdi arkadaşlar 2014-2024 TETA ayeti online derslerimize tanıtım dersiyle, tanıtım dersiyle resmen başlamış bulunuyoruz uzun bir süreç olacak umarım bu süreci beraber halledip sonuna kadar götürmeye çalışacağız diyelim sistemimiz her dersten zaten derslerimiz olacak can derslerimiz olacak tekrardan bu dersleri kayıt olarak izleyebileceksiniz tekuzem.com sitesi üzerinden ama öncelikle tabii ki de e, bir paket satın almanız gerekecek bunlara şöyle bir güzellik yaptık arkadaşlar tabii bu dersimizin değeri bu zaten yani neler yapacağımızı size göstermenin ilk hedefi şu anda bu olduğu için bu dersimizi sizlere sunuyoruz diğer derslerimizi zaten zamanla görmüş olacaksınız ve bir Ekim'de resmen başlayacağız e belli bir fiyat biçilmiş tabii ki bunun için. Ve bunun size %10 indirimini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl? Laptop matematik 10 koduyla, laptop Matematik 10 koduyla arkadaşlar siz indirimimizi de alabileceksiniz diyelim ve artık yavaştan başlayalım. Şu an ekranda görüyorsunuz zaten. Numaraya veya siteye girişte ulaşabilirsiniz. <laughs> Bugün sizler için önemli bir konu seçtim. Seçtiğimiz konunun adı tabii ki de fonksiyonlar. Değerli bir konu, önemli bir konu neden? Aslında AYT'nin neredeyse her şey fonksiyonlar üzerine kurulu. Siz tanım kümesi, değer kümesi bilmeden bir fonksiyon sorusunu çözemezsiniz ki zaten ilk zaten her konunun ilk başında bunun tanım kümesi nedir diye sizlere soruyor. Şimdi fonksiyon kavramını önce açıklamaya çalışalım. <laughs> Sözel ifade edelim. Daha sonra bunu zaten kümelerle sizlere göstermeye çalışacağız. Yani bize bir fonksiyon mudur, değil mi diye sorduğunda küme şeklinde verebilir, grafik şeklinde verebilir veya veya liste yöntemiyle verebilir. Peki fonksiyon nedir hocam? A ve B boştan farklı birer küme. Yani bizim elimizde iki tane kümemiz olacak. Ve bu kümelerimiz boştan farklı olmak zorunda. A kümesinin her bir elemanı. A kümesinin her bir elemanı. B kümesinin bir ve yalnız bir elemanla eşlen bağıntıya. A'dan B'ye fonksiyon nedir? Peki bu benim birinci kümem. Bu da benim ikinci kümem olsun. Şimdi ben A'dan B'ye fonksiyon tanımlayacaksam. Buraya birkaç eleman yazıyorum. A, Biraz kalınlaştırabiliriz herhalde. Birkaç eleman yazıyorum. Hocam burası A, B ve C elemanlarımız olsun. Diğer tarafa da 1, 2 ve 3 elemanlarını yazıyorum. Ve ben F, A'dan B'ye, A kümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Bir fonksiyon tanımlamak istiyorum. Şimdi fonksiyon olması için iki şart var. Şartımız bir. A kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Yani buradaki her şey B kümesinde bir elemanla eşleşmek zorunda. Güzel. İkinci şartımız da buradaki bir eleman, yalnızca bir yere gidebilir. Bakın size bir fonksiyon tanımlayayım. A1'e gitsin. B2'ye eşleşsin. C3'e eşleşsin. Tamam. Bu arkadaşımız şu anda bir fonksiyondur arkadaşlar. Bu arkadaşımız şu anda bir fonksiyondur. Fonksiyon olmaması için şart bir. Eğer burada bir D elemanı olursa ve burada eleman açıkta kalırsa artık bu arkadaşımız fonksiyon olmaz. Peki hocam başka nasıl fonksiyon olmaz derseniz de yine bir eleman tanımladım veya diğer tarafa bir eleman koyayım. Buraya bir ben 4 elemanını tanımladım. Eğer c'miz hem 3'e hem 4'e gidiyorsa bu sefer fonksiyon olmamış oluyor. Umarım anlaşılmıştır. İki şartım var. Bir, tanım kümesinde açık eleman kalmayacak. Tanım kümesinde Açıkta eleman kalmayacak ama diğer kümemizde açıkta eleman kalabilir bu arada. Yani buradaki elemanımız bizim eğer 5 ise şu an bu arkadaş hala fonksiyon olmaya devam edebilir. Yani B kümesinde açık eleman kalabilir. Bu arada bunun adını vereceğim. Tekrar diyorum. A'da birinci kümede ışıklı eleman kalmayacak. B'de kalabilir. Bir eleman yalnızca bir yere gidecek. Şu anda C'miz hem 4 hem 3'e hem 5'e gitti. Hem 3'e hem 4'e gittiği için bu arkadaşımız fonksiyon değildir. Yani C sadece 3'e gidebilir diyelim. Devam ediyorum. Fonksiyonlar genellikle F, G ve de H gibi isimlerle adlandırılır. F diyeceğiz, G diyeceğiz veya H şeklinde isimleri göstereceğiz. A kümesinden B kümesine tanınan fonksiyon Gördüğünüz gibi arkadaşlar F 2 nokta A'dan B'ye tanımla. Yani birinci kümeden elemanları seçeceğiz. ikinci kümeye yani B'ye eşleyeceğiz. Tamamen eşleme mantığı. A kümesine alınan bir X elemanı. Bakın buradan seçtiğimiz elemanlar X olacak. Siz bu X'leri belli bir fonksiyon altında B kümesindeki bir Y elemanına götüreceksiniz. Yani X alacaksınız Y'ye götüreceksiniz. Aslında F altında yazdığınızda bunu şöyle olmuş olacak. X'i alacaksınız fx olarak ortaya çıkacak. Ki bu zaten fx'imiz de bizim y'ye eşit olmuş olacak. Yani fonksiyon gösterimin küme şeklinde gösterebilirim veya bu düz bir şekilde denklem olarak da gösterebiliyorum. Y x'in fonksiyonu altında görüntüsü veya f fonksiyonu x'teki değeridir denir. Şimdi burada sıkıntı yok. Devam edelim. Şimdi kümelerimizi tanıyalım. Bir. Şimdi f a'dan b'ye gösteriminde belli başlı şartlarımız. Nedir bu şartlarımız? Birinci olarak benim ilk elemandan yazdığım yani benim ilk kümem A'dan seçtiğim elemanlar. Yani benim bu arkadaşımın adı tanım kümesi oluyor. Benim ilk kümem tanım kümesi olmak zorunda kalıyor. Şimdi ikinci kümem ise yani F'deki eşleştirdiğim ikinci kümem B kümenin tamamı değer kümesidir. Şimdi ne demiştik biz? B'de açıkta eleman kalabilir. Diyelim ki A1'e B2'ye C3'e eşleşsin. böyle olduğunda da A1'e B2'ye C3'e eşleştiğinde de bakın 4 açıkta kalıyor. Diyorum ki kümenin tamamı değer bu eşleşen 1-2-3 elemanlarımın adı da görüntü kümesi olmuş oluyor. Görüntü. Bakın değer ve görüntü. Değer kümenin tamamı eşleşen elemanların adı görüntü oluyor. Bu bir de FA olarak da gösterilebilir. Yani F'in içine A'daki tanım kümesindeki elemanları yaz gibi de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel. Tanım tamam, değer tamam, görüntü kümesinin FA olduğu tamam. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim devam edelim. Hala seste veya görüntüde bir sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Umarım yoktur. Zaten sizleri okuyabiliyorum en azından. Şimdi sonuç olarak tamam diyelim. Sonuç olarak şunu gördüm ben. Bir ifadenin fonksiyon olabilmesi için bu önemli tanımı önemli arkadaşlar. Bir A kümesinde yani tanım kümemde boşta açık eleman kalmayacak. Her biri eşleştirilecek. İki A kümesinde herhangi bir eleman B kümesinde bir ve yalnız bir elemana eşleyebilir. Ben bu ikisine bakacağım. Ben bu ikisine küme bazında bakacağım, grafik bazında bakacağım ve denklem bazında bakacağım. Hepsini bakmaya da sizleri öğretmeye çalışacağım. Bir örneğimiz var burada. Bir örneğimiz var. Yani fonksiyonlar normal hayatta ne işe yarar gibi sorular sorulabiliyor. Hocam ne işime yarayacak bunları da kullanacağım. Aslında telefonun tuşuna bastığımızda bile bu bile bir fonksiyondur. Yani bu fonksiyona bir, bir görev atanmıştır. Siz, ve siz o düğmeye bastığınızda o size farklı bir görev olarak geri döner. Nedir? Aşağıda basit bir değirmen düzeni, değirmen düzeni görülmektedir. Diyor ki bu düzenin işte bir yani fonksiyonu tahılı una dönüştürmektir. Siz bu düzenekte yer alan buradaki hazneye öğütülecek tahılı koyuyorsunuz. Yani depoya ki bunlarda biz tanım kümesi diyoruz yani biz eleman veriyoruz x olarak ve siz öğütme işini yapan işlemciye fonksiyon belli bir fonksiyonla yapacağım bunu mesela fx eşittir 2x artı 3 gibi bir şey düşünebilirsiniz. Daha sonra benim buradaki sonuç olarak un çıkacak. Bu da sizin görüntü kümeniz olacak. E bu b'nin tamamı değer olacak. Çünkü un da çıkabilir, taş da çıkabilir. Ama sadece sadece un çıktığını düşünüyorum. Bu unun adı da görüntü olacak ve bu da fonksiyonun aklımıza canlandırması için bir modellemesi olarak Önümüzde durmuş olacak diyelim ve devam. Şimdi bana liste yöntemiyle A kümesi verilmiş 1, 2, 3. Şunu biraz kalınlaştırayım arkadaşlar. Şöyle yaptım renkleri değiştireyim. A kümesi verilmiş 1, 2, 3. Bana B kümesi verilmiş A, B, C, D. <laughs> Aşağıdaki bağıntıların bu arada bağıntı nedir diyorsunuz? Bağıntı arkadaşlar 4-5 yıl önce kaldırıldı komple. Kaldırıldı. Ses sıkıntısı iyi geri geldi. Ses mi kesildi arkadaşlar? Ses. Ah. Umarım büyük bir sıkıntı yaşamamışsınızdır. Bağıntı kaldırıldı. Bağıntı yerine artık biz ilişki diyoruz. Bağıntı konusu kaldırıldı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bağıntıyı duyduğunuzda şaşırmayın. Ama biz sıralı ikili duyacağız. Sıralı ikili. Sıralı ikili. Şimdi biz fonksiyon bazında düşündüğümüzde x'leri alıyoruz y'lere götürüyoruz değil mi? Yani a kümesinden f'ye tanımlıyorum. A kümesinden elemanlarımı alıyorum ve b kümesine götürüyorum. Yani x'lerimizi tanımlıyoruz. Bu x'leri yerine yazıp y bir b görüntü elemanı oluşturuyoruz. Güzel. E bu oluşturduğumuzda aslında x virgül y sıralı ikililer oluşuyor. Misal ben burada bir yazdığımda benim sonucum ne geliyor? Mesela 2 gelmiş oluyor. Veya 2 yazdığımda. A gelmiş oluyor. Ve ben bunu ifade etmek için 1 virgül A veya 2 virgül 3 gibi sıralı ikililer şeklinde ifade ediyorum. Mesela bana burada bazı bağıntıları vermiş ve demiş ki bunlardan kaç tanesi fonksiyondur demiş. İki şartım var. Bir, tanım kümemdeki her şeyi kullanacağım. Benim tanım kümem 1, 2, 3 elemanlarıysa bunun her şeyini kullanmak zorundaysam. 1, 2 ve 3 elemanın hepsini kullanacaksan. Bakıyorum hocam 1 kullanılmış, 2 kullanılmış. Bu arada birinci elemanlar tanımdan geliyor. Hocam 3 Kullanılmış. Güzel. Bu olabilir. Bak <laughs> kesin demiyorum. Bu olabilir diyorum. Çünkü bir, şart, bir şartım daha var. Peki bir kullanılmış, iki kullanılmış, üç kullanılmış. Güzel bu da olabilir. Beta 3'e baktım. Bir kullanılmış, üç kullanılmış. İki kullanılmış mı? Cık. İki açıkta kalmış. Yani tanım kümesinde bir, iki, üç eşlerken bir ve üç eşleşmiş. iki eşleşememiş. Açıkta kaldığı için bu arkadaşın fonksiyon değildir. Harika. Meta 4'e geldim. Yani 4. bağıntıya. 1C'ye, 2B'ye, 2C'ye, 3D'ye. 1, 2, 3'ün hepsi eşleşmiş mi? Evet. Daha ikinci duruma bakmadım. Sadece ilk durumdan C şıkkını eledim. Şimdi devam ediyorum. Sesimiz mi gitti? Allah Allah. Bir dakika bakıyorum. <laughs> Gitmemesi lazım arkadaşlar. Şu an iyi mi? Ses. Ah. Ses. Evet iyi. Herkese gidiyor mu sesim arkadaşlar yoksa belli bir arkadaş grubu ya onların kimi gayet iyi hocam. Bizde var hiç kesik kesik, ol kesik olmadıysa demek ki arkadaşın interneti yavaş olabilir. Este bir sıkıntı yok hocam. Hep vardı evet. Güzel gayet güzel. Güzel. Devam edelim. Şimdi ilk durumdan sadece bir şey kareyebildim. Gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. İlk durumdan sadece bir şey kareyebildim. Şimdi ikinci durumu inceliyorum. Neydi? Bir eleman bir yere gidebilir. Baktığımızda hocam burada bir arkadaşımız A'ya tekrar bir başka bir yere gidemez demek istiyor. İki arkadaşımız B'ye, 3 arkadaşımız da D'ye gitmiş. Şimdi hocam C açıkta kaldı kalabilir. Görüntü de açıkta kalabiliyor. Yani değerdeki eleman açıkta kalabiliyor. Ama 1, 2, 3 birer kez kullanılmış. Demek ki benim bu arkadaşım fonksiyondur. Sonra beta 2 1 B'ye, 2 B'ye, 3 C'ye gitmiş. 1 B'ye, 2 B'ye, 3 C'ye. Şimdi 1 B'ye, 2 B'ye gidebiliyor. Ama 1 ve 1 A'ya, 1 B'ye aynı eleman iki yere gidemiyor. O zaman bu arkadaşımız da fonksiyondur. Fakat beta 4'e baktığımızda 1 hem C'ye pardon. 2 hem B'ye hem de C'ye gitmiş. Yani burada şu anlam çıkıyor. Benim aynı elemanım bir elemanın iki farklı yere gidemez. Demek ki 1 ve A ve B'den toplamda iki tane arkadaşımız, iki tane bağıntımız veya ilişkimiz fonksiyon olarak bulunmuş oluyor. Gayet güzel. Devam. Umarım sıkıntı yoktur arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Şimdi biraz acele oldu bu ama zamanla daha oturacak yerine merak etmeyin. <laughs> bu onları gıcık oluştu bu arada. Aşağıda Şimdi liste yöntemiyle nasıl bulacağımızı anladık. Ona daha kolayı var. Venn şeması yöntemi. Bana Venn şeması ile gösterilen bağlantıların hangileri fonksiyondur diyor. İnceleyeceğimiz şey zaten gayet basit. Bu arada görüntüyü bir tık daha yaklaştırabilirim isterseniz veya yazımı bir tık daha büyütebilirim. Bu sorunlar varsa söyleyin. Kaç saat sürecek? Arkadaşlar bu sadece 40 dakikalık bir ders olacak. Yani gelebildiğimiz yere kadar geleceğiz. Daha fazla ilerlemeye çalışacağız. Ama süreç başladığında 1 Ekim'de çok daha uzun devam edeceğiz. Dediğim gibi Kayıt olmak isteyen arkadaşlar varsa indirimli olarak %10 indirimli olarak %10 indirimli olarak lab 2 matematik 10 koduyla kayıt olabilirsiniz. %10 indiriminizi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim yani gibi 1 saatlik yani 40 dakikalık bir ders yapacağız. Belki uzatırım biraz daha. Sorun değil. Ama zaten bunu bol bol yapacağız süreçte. Bol bol derslerimiz olacak. Haftada 6 saat ders olacak sizler arkadaşlar. Şimdi peki bana şema şeklinde gösterildiğinde ben bunu nasıl yapacağım? bana şema şeklinde gösterildiğinde bakın bir alt F tanımlanmış A'dan B'ye. Benim amacım burada iki şeye bakıyorum. Bir, bir, iki ve üç elemanları kullanılmış. Tamam. İkinci baktığımda bir, iki ve üç elemanları bir kere kullanılmış. Demek ki benim bu arkadaşım fonksiyondur. Bu bir. Hocam bursluluk sınavı diye bir şey var. O ne? Bu konu hakkındaki sitede bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yani sınava girdiğinizde başarı gösterdiğinizde bursluluk elde edebiliyorsunuz tabii ki de. Deneyin şansınızı tabii arkadaşlar. Sonra bir g fonksiyonu var burada. g fonksiyonu c'den d'ye tanımlanmış bakıyorum. 1c'ye 2c'ye 3c'ye 4c'ye gitmiş. İlk kümemizde bizim tanım kümemizde açık bir eleman var mı? Yok, hepsi eşleşmiş. E benim açık benim benim c kümemdeki benim c kümemdeki her eleman bir yere mi gitmiş? Evet. Yani iki eleman veya bir eleman birden fazla yere mi gitmiş? Hayır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir a'ya ve b'ye mi gitmiş? Hayır. Tabii birden fazla eleman aynı yere gidebilir. Demek ki bu da bir fonksiyondur. h fonksiyonu a2'ye, b1'e, b3'e. Durdum. Zaten sıkıntıyı gördüm. B hem 1'e hem 3'e gidemez. Demek ki bu arkadaşımız fonksiyon değildir. G fonksiyona geldiğimizde burada ise G'miz 1A'ya 4D'ye. Sıkıntı yok ama 2 ve 3 boşta kalmış. Boşta kaldığı için bu arkadaşımız fonksiyon değildir. Demek ki A ve B şıkları benim için fonksiyon olarak bulunmuş oluyor. Devam. Beta verilmiş A1'e, B3'e, C2'ye, D2'ye. Bağıntısı bir fonksiyon belirttiğine göre Tanım ve görüntüyü bulun demiş. Tanım kümemiz. Bizim fonksiyonumuz diyelim ki F. Şöyle yapalım. F. A'dan B'ye tanımlansın. A kümemiz bizim birinci elemanda yerine yazdıklarım. Yani tanım kümemdir. Ki benim A kümem A, B, C ve D'lerden oluşur. Benim B kümem değer ki benden görüntüyü istiyor. Yani F'a istiyor. Bu da elde ettiğim sonuçlar. Ne elde etmişim ben? Bir sonucunu elde edebilmişim. Üç sonucunu elde etmişim. 7'yi ve 2'yi. Yani benim F'a kümem. 1, 2, 3 ve 7'den oluşmuş oluyor. Bu da bizim görüntü kümemizdir arkadaşlar. Şimdi geldik artık bu konuyu zorlayabilecek bir yere. Nedir bu konuyu zorlayacak bir yer? Tabii ki de bu konuyu zorlayacak şey bize denklem şeklinde verildiğinde aşağıda verilen bağıntıların kaç tanesi bir fonksiyon belirtir diyor. Şimdi unutmamamız gereken bir şey var. Biz iki şeye bakıyoruz. Bir, tanımda açık eleman kalmayacak. İki, bir eleman bir yere eşleşecek. İki yere gidemez. Şimdi burada benim tanım kümem doğal sayı. Ben tüm doğal sayıları kullanacağım. Ve sonuçta da tüm doğal sayıları bulmaya çalışacağım. Düşünüyorum. Benim doğal sayılarım kümesi zaten belli. O da 0, 1, 2, 3, bla 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 bla. Acaba hepsini kullanabiliyor muyum? Bakayım. Bakalım. Şimdi ben x yerine bir doğal sayı versem. Yani 0'ı verdim. Kümeden 0'ı seçtim. Eşleştiriyorum. x yerine geldim buraya 0 yazdım. 3 kere 0 0 artı 2'den benim sonucum nereye gidiyor? 2'ye. Güzel. Devam ediyorum. Ben x yerine burada diğer doğal sayı olan 1'i seçtiğimde 1 yazdım. 3 kere 1 3 3 artı 2'den sonuç nereye gidiyor? 5'e. Şimdi ben 0'ı 1'i demek ki 2'yi 3'ü yani buradaki tüm tanım elemanlarını verebilir miyim? Evet. Bir de mesela ben 1'i 5'e elde ettim ya. Şimdi ben Burada x yerine 2 versem 2 kere 3 6. 6 artı 2'den 8'e. 3 versem 9 artı 2'den 11'e. Yani ben buradaki tanımdaki değerleri değiştirdikçe görüntüm değişiyor mu sürekli? Evet değişiyor. E, değiştiği için demek ki açıklar hemen kalmıyor. Demek ki Hocam sonraki derse girmek için tek düzen dediğiniz fiyat dışında özel sizin dersiniz için ücret ödeyecek miyiz? Hayır hayır hayır. Hayır ödemeyeceksiniz arkadaşlar. Sonra sistemi satın aldığınızda ben de işine dahil oluyorum yani. Direkt YKS derslerini benden almış Hatta TET, AYT ve geometri derseniz tamamını benden alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tanım kümesi ve görüntü kümesi Görüntü kümesini de elde edebiliyorum. Tanım kümesinin hepsini kullanıyorum. Mesela 2 ve 3 aynı yere gitmiyor. Demek ki bu arkadaşımız fonksiyondur. Evet bu kısım zor olacak çünkü bakmamız gerekecek. Burada Z'den N'ye. Yani ben tam sayılar vereceğim. Benim sonucum ne? Yani doğal sayı çıkacak mı? Şimdi sıfırdan başlıyorum yine tam sayı. Burada sıkıntı oluşacak. X yerine sıfırı verdiğimde eşleştiriyorum bakın. 3 çarpı 0 bölü 4'ten benim sonucum ne olur? Sıfır. X yerine burada bir değerini versem ki zaten tek aksine örnek bulsam yetiyor. X yerine bir verdiğimizde 1 çarpı 3 bölü 4'ten ben hangi sonucu buluyorum? 3 bölü 4. Peki ben ne bulmam gerekiyordu? Ne? Yani doğal sayı bulmam gerekiyordu. Ne buldum? Rasyonel sayı. Rasyonel. Demek ki hocam sen tanım kümesinde bir değerini veremiyorsun. ben bir değerini veremediğimde tanım kümemde açıkta eleman kalıyor. Demek ki benim bu arkadaşım fonksiyon değildir. Harika. C'ye baktım. H Z'den Z'ye H x eşittir x kare artı 1 demiş. Tam sayı ver tam sayı çıksın. Vermeye başlıyorum. 0 verdim. 0'ın karesi artı 1'den 1 geldi. 1 verdim. 1 artı 1'den 2 geldi. Şimdi şimdi fark edecek bir değer vermek için bir de eksi 1 veriyorum. Eksi 1 verdim. Eksi 1'in karesi 1 artı 1'den 2 geldi. Şimdi ben değer değiştikçe gördüğünüz gibi yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki bir değerim hem 2'ye hem 3'e gitmemiş oldu. Hem 2'ye hem 3'e gitmediği için ve tanım kümesinin tamamını kullanıp da tam sayı elde ettiğim için benim bu arkadaşım fonksiyondur. Sonra U fonksiyonu R'den R'ye tanımlanmış ve diyor ki sen reel sayıların hepsini burada verebiliyor musun? Evet tüm reel sayılara verebilirim. Köklerden tutun da e'lerden pi'lere kadar her şeyi verebilirim ben burada. Rasyonelleri, negatifleri ve bunun sonucu reel sayı oluşur. Aksine bir şey oluşmaz. Demek ki ben bunu da fonksiyonlara kabul ediyorum. M fonksiyonum z'den n'ye. Size şunu soruyorum o zaman. Ben burada z'nin tamamını burada kullanabiliyor muyum? Z'nin tamamını burada kullanabiliyor muyum? 4x 1 bölü 2'nin karesi. Bakın 4x 1 bölü 2'nin karesi veya veya şunu söyleyebilirsiniz. 2, 2, 4. Gerçi fark etmiyor değil mi? Değer verin arkadaşlar. Z yerine 0 değerini verdim ben. Ne oluyor? 4 çarpı 0 eksi 1 bölü 2'nin karesinden 4. Yani burası eksi 1 bölü 4 geldi. Şimdi ben 0 verdim. Ve benim sonucum rasyonel çıktı. Rasyonel. Yani ben ne çıkmasını bekliyorum? Doğal sayı. E diyor ki o zaman sen tanım kümesine 0'ı kullanamıyorsun. E 0'ı kullanamıyorsam açıkta kalıyor. E açıkta kalıyorsa bu arkadaşımız fonksiyon olmuyor. Ve size bölüm durumunda bir R'den R'ye ifade verildiğinde. Bakın 2 bölü x eksi 3. Yine ben biliyorum ki bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Tanımsızlığın ortadan kalkması için benim paydamın sıfırdan farklı olması gerekiyor. Yani benim x eksi 3 değerim eğer sıfırdan farklı olacaksa demek ki ben x yerine ne yazamıyorum? 3 yazamıyorum. Benim tanım kümem ne? Reel sayı. Reel sayı ve ben 3 yazamıyorsam bakın reel sayı ve ben değer yerine 3'ü yazamıyorsam demek ki açıklı eleman kalıyor. O yüzden pay bölü payda durumlarında payda sıfır yapan değerler tanımlı bozar diyorum ve fonksiyon değildir. K fonksiyonu n'den n'ye kx 1 bölü x artı 4 olarak tanımlanmış. Yine aksine bir örnek verelim. N'den ben 0'ı seçtim yerine yazdım. Sonucum 1 bölü 4 çıktı. Sonucun biz doğal sayı çıkmasını beklerken ne çıktı? 1 bölü 4 rasyonel ifadesi çıktı. O yüzden bu arkadaşımız da bir fonksiyon değildir. Yani a şıkkı c şıkkı d şıkkı birer fonksiyondur. Diğerleri değildir arkadaşlar. 12. 12. soru diyorum ya 12. sayfamız aslında aşağıda denklemi veren fonksiyonlardan hangisinin tanım kümesi ne doğal sayılar olamaz tanım kümem ben bir fonksiyon tanımlıyorum bu ne eden? bilmediğim bir aya tanımlansın yani benim tanım kümem hangisinde doğal sayılar olamaz diyor yani ne diyor 0 1 2 3 sonsuza kadar bunların hepsini kullanamadığım bir fonksiyon var mı diyor bakıyorum. A şıkkına. Hocam burası x artı 2. Paydam sıfırdan farklı olacak. x farklıdır. Eksi 2. E eksi 2 benim kümemde var mı? Yok. Zaten ben 0, 1, 2, 3 hepsini buraya yazabiliyorum. Demek ki bu arkadaşımız ne de fonksiyondur. Mantığı aldınız. Devam ediyorum. Paydam sıfırdan farklı olacak. 2x artı 6 farklı sıfırsa demek ki 2x farklı eksi 6. O zaman x sayımız bizim eksi 3 olamaz. E x sayısı eksi 3 olamıyorsa, bakın x sayısı eksi 3 olamıyorsa ki zaten tanımında yok. Yazmıyorum bile. Demek ki bu arkadaşımız fonksiyondur fakat c şıkkında Paydam x eksi 2 hocam sıfırdan farklı olmak zorunda. Demek ki burada x farklıdır. 2 olması gerekiyor. O zaman ben tanım kümesindeki 2'yi kullanamıyorum anlamına geliyor. Kullanamadığım için açıkta kalıyor. Açıkta kaldığımız için bu arkadaş. Tanım kümesi fonksiyon olamıyor. Size düz bir şekilde polinom tipinde bölü falan şart şurt yoksa bu arkadaşımız her yerde tanımlıdır arkadaşlar yazarsanız doğal yazarsınız sonuçta da bir tam sayı çıkar yani bu her yerde tanımlıdır. Aynı şekilde 4 eksi x değer vererek de bunları görebiliyorsunuz. Bu da bir fonksiyondur yani sorumuzun cevabı Ceyhandır Hocam soruyu tekrar en başından anlatır mısınız? Bu soruyu en başından. ne doğal sayılar olamaz diyor tanım kümesi. Hangisinin tanım kümesi N doğal sayılar? olamaz diyor bizlere. Payda bakacağım. Benim paydam x artı 2 sıfırdan farklı olmak zorunda x yerine eksi 2 yazamam. Ki zaten benim kümemde doğal sayılar kümemde 2 yok. Yok. Yani açıkta eleman kalmıyor. 2 zaten yazmıyorum. Bu bir fonksiyondur. Mantık böyle. Diğerinde eksi 3 yazamıyorum. Burada ama 2 yazamıyorum. 2 yazamayacaksın diyor. Benim kümemde 2 var ama ben bunu eşleyemiyor muyum? Açıkta kalıyor. O yüzden c şıkkımız fonksiyon olmamış oluyor arkadaşlar. Devam. Şöyle yaptım. Güzel. Şimdi grafik bazında grafik bazında fonksiyon mudur değil midir nasıl ayırt edeceğim? Şimdi belli bazı şartlar var. Liste bazında baktım. Küme bazında baktım. Grafik bazında nasıl ayırt edeceğim? Grafik bazında şimdi eksenlerimi düşündüğünüzde arkadaşlar bu benim x eksenim. Bu benim y eksenim. Ben bir fonksiyon tanımlayacaksam x'ten bir elemanı alırım. Giderim bunu y ile eşlerim. Yani burası sıralı ikili 3,4. Diyelim ki bu nokta benim fonksiyonumdan geçmiş olsun. Şimdi ben x'ten eleman alıyorum değil mi? Benim şartım neydi? x'in tamamını kullan. Yani tanım kümesinin yataydaki eksenimizin eksenin x ekseninin tamamını kullan. Nur bir ekimde başlayacak canlar sen. x ekseninin tamamını kullan. Bak x ekseninin tamamını kullan. Bir de hepsini kullan demiyor. Şimdi geldim buraya. Bunu anlamanın en kolay yolu arkadaşlar. Grafik üzerinde açıklayayım. Hatta şunu biraz incelteyim. Grafik üzerinde açıklayayım. Bunu anlamanın en kolay yolu dikey çizgi testi. Şimdi ben dikey çizgi çektiğimde bakın burada benim fonksiyonum kaç noktaya denk geliyor? Bir noktaya. Mantık şöyle işliyor. Bakın burada dikey çizgi çektiğimde sonuçta bu x ekseninden alıyorum bu çizgiyi y'ye götürüyorum değil mi? Burada çizgi grafiği kaç noktada kesiyor? Tamam mı? Çizgi grafiği yani bu çektiğim çizgi grafiği bir noktada kesmeli. Sadece bir noktada kesmeli. Sadece bir noktada. Çizgi çektim, bir nokta dikey tabi bunlar dikey çizgi çizgi bir nokta çizgi bir nokta ve her noktadan ben çizgi çekmek zorundayım yani bir noktadan kesmek zorunda yani burada hocam demek ki sadece bir noktadan kesiyor her yeri demek ki bu arkadaşımız fonksiyondur aksini görünce anlayacaksınız zaten dikey çizgi çektim çektim kaç noktada kesiyor fonksiyonu bir dikey çizgi çektim bir nokta dikey çizgi bir nokta sonsuzdan çekiyorum bunu bir tane aksini örnek bulsam yetecek C şıkkına geldiğimizde bakın dikey çizgiyi çektim. Gördüğünüz gibi birden fazla noktada kesişti. Bu şu anlama geliyor. Yani ben buradan bir elemanı aldığım fonksiyonda yerine yazdığımda benim sonucum hem 3 geliyormuş hem eksi 3 geliyormuş. E bir eleman iki yere gidemiyordu. Evet gidemiyordu. Demek ki bu arkadaşımız fonksiyon olmayan olur arkadaşlar. Diğerlerini zaten çizgi 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 sürekli bir noktada kesmiş oluyor dikey testlerimizde. F, R'den R'ye fonksiyonu şöyle tanımlanmış söz olarak. Her reel sayıyı 3 katının karesinin 1 eksiğine götürüyor. Bildiğin problem gibi. Buna göre f eksi 1, f 0, f 4 ifadelerinin görüntüleri nedir diyor. Tanımlayalım. Her reel sayıyı yani burada ben bir x reel sayısı aldığımda bu x reel sayısının 3 katının bakın x reel sayısının 3 katının karesinin zincirleme isim tamlaması dıdının 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 1 eksiğine götürüyor. Yani f fonksiyonunu x'i x'in 3 katının karesinin 1 eksiğine eşleşiyor. Demek ki benim fx'im ne oluyormuş? 3x'in karesinden 9x kare eksi 1 oluyormuş. Güzel. X yerine yazıyorum eksi 1. Değer bulacağım. Yani değer bulmak demek ne demek arkadaşlar? İçerisi eksi 1 olsun diyor. Şu an içeride x var. x ok eksi 1 diyorum. x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Yazdığımda f eksi 1 eşittir. 9 çarpı eksi 1'in karesinden 1 gelir. Eksi 1. 9 eksi 1'den de 8 sonucunu elde ederim. Bu bir F0 istiyor. Demek ki ben burada x yerine 0 yazacağım. Yani F0 elde edeceğim. 0 yazdığımda 9 çarpı 0 eksi 1 oluyor yine fonksiyona göre. Buradan eşittir. 9 çarpı 0 0 eksi 1'den de eksi 1 sonucum çıkıyor. Sonra x yerine 4 yazmamı istiyor C şıkkında. Demek ki benden sonra F4'ü istiyor. X yerine 4 yazıyorum. Bu da 9 çarpı 4'ün karesi eksi 1. 4'ün karesi. 4'ün karesi 16. 16 çarpı 9 eksi 1 olarak cevabımızın bir önemi yok bu şekilde bulmuş oluyoruz. Hocam ben ben şemasını biliyorum ama bunlar gibi soruları bilmiyorum. Zaten zor olan kısım bu oluyor. Yani ben şeması ve liste yöntemindeki fonksiyon mudur değil mi soruları oluyor ama denklemde verdiğinde veya grafikte verdiğinde ne yapacağız Önemli olan bu zaten. Umarım hala seste veya görüntüde bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Devam edelim. F demiş A'dan B'ye tanımla. Ve fx'i bana şöyle vermiş. 3x 1 Demiş ki bu fonksiyonu birebir ve örten fonksiyondur. Tabi bu bilgilere geleceğiz şu anda. Bunu söylemesinin nedeni tersinin olduğunu söylüyor. Bu bilgiyi daha sonra teyitleyeceğiz merak etmeyin. Şu anda bu işte burada bir işe yaramıyor. Bunu söyleyeyim. FA demiş x4, 2, 5, 8 olduğuna göre A kümesinin elemanlarının toplamını bulunuz. Şimdi ben görüntüyü bulmak istediğimde tanımdaki değerleri yazıyordum. Ben tanımdaki A kümesi yani birinci kümenin elemanları bulmak için görüntüyü sırayla bunlara eşleyeceğim. Yani fonksiyonu görüntüyü eşitleyip tanımdaki elemanları bulacağım bulalım. Benim elimde görüntüm 2 x 1 ise bunun sonucu 4 acaba nasıl oluyor sorusuna cevap veriyorum kendimle. Tamam. Eksi 1 diğer tarafa attım. 3x eşittir 3. x'imiz buradan 1 geldi. x'imiz buradan 1 geldi. Güzel. Yani benim tanım kümemde 1 elemanın varmış. Sonra görüntüm 2 ise 2 eşit diyorum. 3x -1 1'i 2 eşit dersem 3x'im buradan 3 geliyor. Demek ki x değerim buradan 1 geldi. Tamam devam. Diğer görüntümüz 5'miş. 3x eksi 1'i ben 5'e eşitlersem 3x'im 6'ya ve x de buradan 2'ye eşit oluyor. Son olarak da 8 e eşitleyeceğim. 3x eksi 1'i eğer 8 ise 3x'im hocam 9'dur. x de buradan 3'e eşit olmuş oluyor ve toplam bu 4 kümeyi 4 elemanı bulmuş oluyorum. A tanım kümesinin içinde. Şimdi bana tanım kümesi Şöyle verilseydi. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bana bir fonksiyon verilseydi. 2x artı 1. Ben ne yapacaktım? Sırayla eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5'i yazacaktım. Ve bunun karşılığında bir görüntü bulacaktım. Bunu zaten sabahtan beri yapıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Tamam. Peki bana tam tersi. Yani tanım kümesini bir eleman değil de. Bakın bana tanım kümesini bir eleman değil de. Bana tanım kümesini bir aralık şeklinde verirse. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Diyor ki eksi 2 açık 4 kapalı. Yani sizin x'iniz eksi 2 açık 4 kapalı aralığından seçilecek. Eğer sen gidip bu aralıkta eksi 2'yi, eksi 1'i, 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü verirsen sadece hata yapmış olursun. Çünkü sadece burada bu değerler yok. Aradaki sonsuz tane sayı var. Peki ne yapacağım? Sana x verildiğinde yani tanım verildiğinde görüntüye gitmek için 3x artı 6'yı elde etmeye çalışacağım. Tam tersinde de görüntü verildiğinde 3x artı 6'yı görüntüye eşitleyip tanıma gitmeye çalışacaksın. Yani kısaca benim elimde x'in eşitsizliği varsa hocam ben buradan fx'e yani 3x artı 6'ya gideceğim. Nasıl? Önce her yeri 3 ile 3 çarpı eksi 2 eksi 6 küçüktür. 3 çarpı x 3x küçük eşittir. 3 çarpı 4'ten 12 oldu. Bu bir. Bir de artı 6 lazım bana. Her yere artı 6'yı eklersem ben burada tüm fonksiyona artı 6 eksi 0'dan 0 küçüktür. 3x artı 6 küçüktür. Küçük eşittir. 12 artı altıdan 18. Yani benim alt sınırım 0 açık. Üst sınırım 18 kapalı. Yani benim görüntü kümemde aralık şeklinde çıkıyor. 0 virgül 18 kapalı aralığı olarak bulunmuş oluyor. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Devam. Demiş ki efimiz R'den R'ye bak. Demin ne dedim? Görüntüyü verebilirdi bize. Güzel R'den R'ye fx'imiz verilmiş x kare eksi 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre senin f'in yani görüntün bakayım görüntüm o tanım tam tanınmış bu Tanınmış. Sen diyor x yerine yine eksi 1 ile 3 aralığını kapalı aralığını yaz ve sonucun ne çıkacak diyor. Eksi 1 3 kapalı aralığını yazıyorum. E buradaki x'ler mi seçiliyor da f'lerin içine? Evet yani bana diyor ki senin x'in diyor kapalı eksi 1 ile kapalı 3 aralığı. Güzel. Tabii şimdi arkadaşlar bunlara hakim olmak için bu aradan bir konu. Bunlara hakim olmak için sizin TET'deki basit eşitsizliğe hakim olmanız gerekiyor. Şimdi eylem elimde eksi bir üç kapalı aralığının x'i var. Ve bizden x kareyi bulmamızı istiyor. x kareyi. Peki hocam x kare nasıl bulunur? Bakın x kare nasıl bulunur? Eğer benim eşitsizliğimin sol tarafı negatif, sağ tarafı pozitifse. Şimdi Yanlıştan doğruya doğru gidelim. Yanlışı düşünüyorum. Normalde yanlışı şöyle yapılıyor bu iş. Hocam eksi 1'in karesini alırım 1. 3'ün karesini alırım 9. Demek ki benim x karem 1 ile 9 arasında dersen yanlış olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim bu aralığımda 0 gibi bir değer var. Ben 0'ı burada yerine yazdığımda 0'ın karesinden 0 oluyor. Ama sen hocam dedin ki 1 ile 9 arasında dedin. E 1 ile 9 arasında dediğinde 0 ne oldu? Olmadı. Basit eşitsizliklerden ben biliyorum ki karesi alınırken eğer bir taraf negatif bir taraf pozitifse benim alt değerim her zaman sıfırdan büyüktür. Bir taraf negatif bir taraf pozitifse. Peki üst tarafı nasıl bulacağım? Şöyle ki eksi birin karesini al bir. Üçün karesini al dokuz. Büyük olanı üst tarafa yazacağım. Peki burası dokuzdaki eşit midir hocam? Onu da şuradan karar veriyorsun. Üçün karesini aldığında burada eşitlik varsa demek ki burada eşitlik vardır. Yani benim x kare sıfırla dokuz aralığında. Hocam bir de burada eksi bir var. Bir de her yere eksi bir ekliyorum. Eksi bir küçük eşittir x kare eksi 1 küçük eşittir. 9 eksi 1'den 8 oldu. Bakın. Eksi 1 ile 8 aralığında eksi 1 ile 8 aralığında bulmuş olduk ve sorumuz C Hocam ders kaç dakikalık? 40 dakikalık olacak arkadaşlar. 40 geçe veya 45 geçe. O aralıkta bırakmaya çalışacağız. 1 Ekim'de resmen başlıyoruz derslere haberiniz olsun. Geç kalmayın. Benim fiyatı biçimli zaten bu iş için. %10 indirim almak istiyorsanız arkadaşlar. Lab2 Matematik matematik alan yani laptop matematik 10 kodunu kullanabilirsiniz. Diyor ki F A'dan R'ye f(x)imiz verilmiş 2x 7. F A'mız yani benim görüntüm -5 ile 3 kapalı Bu sefer görüntüyü vermiş benden tanımı istiyor. Görüntüden tanıma gideceğim bu sefer. Dikkat. Görüntüden tanıma gideceğim. Peki nasıl gideceğim arkadaşlar? Görüntüden tanıma nasıl gideceğim? Bu sefer ben x'i bu aralığa almayacağım da görüntüyü. Yani f x'i bu aralığı alacağım. Kapalı eksi 5 açık 3 aralığında. Kaç dakika kaldı hocam demiş arkadaşlar. 10 dakikaya bitiririz yaklaşık ya. Benim f eksi 5 3 aralığında olacaksa. E benim f de 2 x eksi 7. Geliyorum yerine yazıyorum burayı. Eksi 5 küçük eşittir. 2 x eksi 7 küçüktür. 3. Tanıma gideceksem ben x'i bulmam gerekecek. x'i nasıl bulacağım? Tabii ki de metot kullanacağım. Burada eksi 7 var. Eksi 7'den kurtulmam lazım önce. Önce her yere artı 7'ye ekliyorum. Artı 7. Artı 7. 7 eksi 5'ten 2 küçük eşittir. Eksi 7 artı 7'yi götürdü. 2x küçüktür. 7 artı 3'ten 10'a. Daha sonra her yeri 2'ye böleceğim. 1 küçüktür. X küçüktür. 5 burada eşitlik var. Demek ki 1 kapalı 5 açık e aralık olacak. Bu da bana cevabı Ceyhan olarak bulduracak. Hocam yarın ders olacak mı? Olacaksa saat kaçta olacak? benim matematik dersim olacak, Diğer derslerimiz olabilir mi bilmiyorum. şu anda yönetici Muhammed arkadaşımız burada. O size cevap verir birazdan arkadaşlar ders olacak mı yarın bilmiyorum. Ama matematik olmayacak onu biliyorum. Devam edelim. Aynı soru mu sorulmuş? Dur atayım. Yanlışlık olmasın. Evet aynı soru. Tamam aynı soru. Tekrar yapmayalım. Tanım kümesi bulma. Size tanım kümesi nedir? Şu nedir? Şunun tanım kümesi nedir? Bir denklem verilecek. Bu denklemin tanım kümesi nedir? Tarzı sorular gelecektir. Peki ben ne yapacağım? Nasıl reaksiyon alacağım? Bir fonksiyonun kuralını tanımlı yapan bütün reel sayıların kümesine o fonksiyonun en geniş tanım kümesi denir. Yani sizin x yerine yazabildiğiniz küme tanım kümesi diyeceğiz. x yerine yazabildiklerimize. Güzel. O zaman hocam benim fx'im şöyle tanımlanmış olursam. a n çarpı x üzeri n. a n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 1 bla bla bla. a 0 ifadesinde. Buradaki kat sayılarım a n. a n eksi 1 a 1. Bunların hepsi birer reel sayı. Ve n bir doğal sayı. Yani kısaca zaten bu polinomun tanımı. İleride vereceğiz. Polinom tipi arkadaşlar. Nedir bu? 3x artı 5 mesela. ben yani benim üstlerim doğal sayı olacak. Kat sayılarım değer olacak. Yani böyle bir şöyle bir 3x artı 5 eksi x gibi bölüm durumunda olmayacak. Mesela bölüm durumunda olmayacak mesela. Veya veya kök gibi x eksi 2 gibi bir şey olmayacak. Eğer düz bir fonksiyon verilirse düz bir denklem polinom tipinde bir denklem verilirse bu denklem her x reel sayısı için tanımlıdır. Yani siz x yerine her şeyi ama her şeyi Tüm reel sayıları yazabiliyor olacaksınız. Sizin tanım kümeniz reel sayı olacak. Gösterelim bir değer, Bakalım. Aksine bir örnek var mı? F A'dan R'ye tanımlı olmak üzere f(x) verilmiş. Fonksiyonun en geniş tanım aralığı nedir? Yani bu A'nın yerine yazabileceğiniz en geniş tanım aralığı nedir diyor. Bakıyorum. x kare üssü doğal sayı. x üzeri bir üssü doğal sayı. Hatta ve hatta bu 3 x üzeri 0 yani 0. Yani üssüm doğal sayı. Katsayılar kök 2 reel, eksi 5 reel, 3 reel. Bu bir polinomdur arkadaşlar. Ve siz buradaki x yerine her şey yani tüm reel sayıları yazabiliyorsunuz. Demek ki benim en geniş tanım kümem reel sayılar olarak bulunmuş oluyor. F A'dan R'ye tanımlı olmak üzere. Fx'in verilmiş 4 x küp, eksi 6 x kare, artı 5 x, eksi 4 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi. E bu polinom mu? Polinom. X yerine sıkıntı çıkacak herhangi bir değerimiz yoktur. O yüzden ben tüm reel sayıları yazabiliyorum ve sorumuzun cevabı da tanım kümesi tüm reel sayılar olarak bulunmuş oluyor. Şimdi peki olmayacak durumlar nedir? Bir bölüm durumu. Uygun şartlarda tanımda bir fonksiyon var elimizde ve bu fx bölü gx yani iki tane denklemi veya fonksiyonun bölümü şeklinde yapılmış. E ben biliyorum ki hocam hiçbir şeyi ben sıfıra bölemem. E o zaman benim paydam sıfır olamayacağı için benim paydama sıfırdan farklı olması gerekiyor. Ben ne yapacağım? Bir kere üstteki fonksiyonum diyelim ki tüm reel sayılarda tanımlanıyor. Benim alttaki fonksiyonum sıfırdan farklı olmak zorunda veya benim alttaki fonksiyonumu sıfır yapan ben x değerlerini bulacağım. Kökleri bulacağım burada. Kökleri bulacağım. Daha sonra tüm reel sayılardan bu kökleri çıkartacağım ki fonksiyonun tanımlı olduğu aralığı bulabileyim. Yani fx'in x eksi 2 bölü x, -2, x, -2, x artı 6 fonksiyonun en geniş tanım kümesi bulunuz diyor. Pay kısmına geldiğimde düz bir polinom var. Demek ki benim pay kısmım tüm reel sayılarla tanımlı fakat paydaya baktığımda paydam sıfırdan farklı olmak zorunda. x artı 6 hocam sıfır olamaz. Demek ki x'imiz ne olamıyor? Eksi 6 olamıyor. O zaman benim tanım kümem tüm reel sayılardan bu eksi 6 elemanının çıkmış halidir diyoruz arkadaşlar. Biraz daha güzel çetrefili bir soru soralım. F demiş R fark eksi 3'ten. Yani benim fonksiyonum tanım kümemde ben. X yerine ne yazamıyormuşum? Eksi 3 elemanını yazamıyormuşum. Neden yazamıyorum? Çünkü yazdığımda paydayı 0 yapıyor. Peki. Fx verilmiş. 3x 1 bölü 2x 5a. Buna göre a değeri kaçtır? Şimdi ben x yerine eksi 3 yazamıyorsam. Niye yazamıyorum? Paydayı 0 yapıyor. Gidiyorum aksine paydayı kenara çekiyorum. Nedir paydam? 2x eksi 5a ve bu x yerine inadına bu yazamadığım şeyi yazıp sıfır eşitliyorum. Çünkü yazamazsın diyor. Niye yazamıyorsun? Sıfır yapıyor. E o zaman sıfır eşitlersem a'yı bulurum. Doğrudur. x 3 çarpı 2 eksi 6 eksi 5a eşittir sıfıra. Diğer tarafa attım veya bunu attım. Eksi 6 eşittir 5a'ya a eşittir. Eksi 6 bölü 5 değer arkadaşlar bulunmuş olur. F uygun şartlarda tanımlı bir fonksiyon olmak üzere. Demiş ki fx'imiz çift derece. Yani kökün derecesi çift ise eğer fonksiyonun en, geniş tanım kümesi yani sizin fx'iniz yani içerideki değeriniz her zaman sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Kökün derecesi çiftse içeride negatif bir sayı olamaz. Çünkü böyle olduğunda bu sayı artık karmaşık sayı oluyor. Bu da zaten bu videomuzun konusu değil. İleride zaten bunu da işleyeceğiz. Arkadaşlar içerisi negatifse karmaşık olacağı için demek ki içerisi negatif olmaması lazım. Negatif olmaması demek yani sıfır olabilir. En kötü bunun dışında sıfırdan büyük değerleri alması gerekiyor. Fakat benim kökümün derecesi 3, 5, 7, 9 tek sayı olursa hiçbir sıkıntı yok. Çünkü kökün derecesi 3 ise içeri negatif sayı yazabiliyorsunuz. E o zaman ben bu fx'i de tüm reel sayılardan tanımlamış oluyorum. Tek veya çift dereceli köklü ifadelerin içindeki fonksiyonlar pay ve payda şeklinde ise hani bir öncekinde yaptık ya pay ve payda. Ekstra bunun dışında bir de bu pay paydayı sıfır yapan noktaları da dikkat edip onları da kümeden çıkartmamız gerekecek. Bilgilerimizi harman ettik. Harman. Harman ettik, soruyu entegre ettik. f(x)imiz verilmiş. Kökün derecesi görülmüyorsa 2'dir x eksi 3. Şimdi bu bilgiyi alıyorum önce. Çift mi çift? Demek ki hocam benim içerideki ifadem x eksi 3'üm. Sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. O zaman x'imiz büyük eşittir 3. Bu birinci bilgiyi kenara koyduk. Devam ediyorum. Hocam burada derecemiz 4. Yani çift. O zaman hocam buradaki 8 eksi x ifadesi de sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. E diğer tarafa attım. 8 büyük eşittir x. Tersten okuduğumuzda x küçük eşittir 8. Bu bilgiyi de aldım. 2. Ben bunları birleştirebilirim. Nasıl? X sayım 3'ten büyük eşit, 8'den küçük eşit. E ben bunları birleştirdiğimde, birleştirdiğimde yani kesiştirdiğimde aslında 3 küçük eşittir x küçük eşittir 8 oldu. Bitti mi soru? Hayır. Derecemiz 3. Demek ki içerisinde tüm reel tanımlı olacak. Fakat burada bir payda durumu var. Benim paydamın sıfırdan farklı olması gerekiyordu. x eksi 5 farklı sıfır dediğimde x'in benim hangi değeri alamıyor? 5'i. Bu kümeden 5'i çıkartmam gerekiyor. Yani bu kümedeki elemanlar 3, 4, 5 6 7 8 çünkü tam sayıları istiyor. Ve bu kümeden ben 5'i attığımda geriye kalan 3 4 6 7 ve 8 benim tanım kümem oluyor ve bunların toplamını istiyor. 3 4 7 6 daha 13 20 8 daha 28 toplamını elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir soru daha yapıp bırakalım isterseniz. Çok da fazla zorlamayalım. Zaten bir ekinde ağır bir şekilde işlemlere başlayacağız. A sayımız kök x eksi 7. Dördüncü dereceden 7 eksi x ve üçüncü dereceden 2 x eksi 1. Tüm reel sayılar için fonksiyon belirttiğine göre x değeri kaçtır? x değeri kaçtır diyor. Tüm reel sayılar için fonksiyon belirtiyormuş arkadaşlar. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi ben bu arkadaşımın tanım kümesine geliyorum. Diyorum ki benim x eksi 7 ifadem sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Yani benim x ifadem 7'den büyük eşit olmak zorunda. Bu bir cebime attım. Devam ediyorum. Hocam benim bu derecem de çift. Demek ki 7 eksi x ifadem sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. Demek ki benim 7 büyük eşittir. X ki buradan da x'imiz 7'den küçük eşittir. Şimdi ikisi farklı şeyler değil mi? Geleceğim. burası tek derece tüm reel sayılar olur. Fakat bunlar aralarında V ile bağlıdır. Yani kesişim almanız lazım. Şimdi bir sayı bakın bir sayı 7 burası. Bir sayı hem 7'den eşit ve büyük hem 7'ye eşit ve büyük hem de 7'ye eşit ve küçük nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Tam olarak buradan başlaması gerekiyor. Yani tek bir değer olabilir. O da 7 değeri. Çünkü arkadaşlar negatif olamayacağına göre 7 versen burayı sıfırlar. 7 versen burayı da sıfırlar. 7'nin dışına herhangi bir değer verdiğimde bir taraf negatif bir taraf pozitif olmuş. Olacağı için olmayacak. Yani x'in alacağı tek değer vardır. O da 7 değeridir. Ve bu sorumuzun cevabını da bu şekilde 7 değeri olarak bulmuş oluyoruz diyelim. 1 Ekim'de de anlatacağınız derslerde de ücretsiz, ücretsizmiş demiş. Hayır arkadaşlar. Orada artık sistemimiz resmen başlamış olacak. Şöyle geçiş nasıl yapacağım? Videoya geçiş yapmak istiyorum. Bir saniye arkadaşlar. İçemedim. Paylaş, kapat. Şunu kapatayım. Evet. Sohbetimize devam edelim. Evet arkadaşlar. Bu dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır. Paket dersi. Var. Evet arkadaşlar. Sistemimiz şöyle işleyecek. Tüm derslerinizi alacaksınız. Paket dersi alacaksınız ve tüm dersler bunun içine dair olacaklar. Matematik derslerimize ben gireceğim. Hem TYT hem AYT hem de geometri 2 -2 -2 2'den eğer bir değişiklik olmazsa toplamda 6 saat dersimiz olacak. Sizlerle 6 saat, ikişer saatten 3 günde zaten halledebiliriz. Toplamda 6 saat dersimiz olacak. Kayıt olmayan arkadaşlar varsa hala aranızda. Lab to Matematik. Hocam geometri kaynak önerir misiniz? Derslerimiz başlasın öneririz arkadaşlar. Bir seviyenizi göreyim ben sizin. Bir derslere başlayalım. Çok bol bol vaktimiz olacak. Sohbet de edeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada olacağız her zaman. Her zaman yanınız olmaya çalışacağım. Her zaman burada olacağız. Merak etmeyin. Böyle acil sorularınız varsa canlı dersleri bireysel mi? Canlı dersler bireysel değil. Bu şekilde grup halinde olacak. Grup derslerimiz olacak. Canlı derslerimizin hepsi. Arkadaşlar dediğim gibi lab 2 matematik koduyla %10 indirimde elde edebilirsiniz. Peki öğrenci özel ders çalışma programı yapıyor musunuz hocam? Evet bu yapay zeka yapay zeka programımız zaten var. Muhammed hocamız zaten size bununla ilgili bilgi verecektir. Zaten yukarıda da bilgi almak için tıklayın diye bir linkte paylaşmış arkadaşlar. Tekrar tekrar hocamız zaten bunları paylaşacaktır. Yani bu süreçte yeni başlayacağım matematik kaynak önerebilir misiniz hocam demiş. Yani ne kadar yeni başlayacağına göre tabii ki de değişir bu. Ne demek istiyorum ben aslında? en temel sıfırdan başlıyorsan bunun için zaten oldukça fazla kaynak var. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme, paranteze alma gibi işlemlerden başlayacaksan bununla ilgili zaten piyasalarda bildiğin kaynaklar da var. Ben burada isim vermeyeyim şimdi. Bildiğin kaynakları var zaten. E hocam ben oradan değil de hani konu üzeri kolay soru dersen de yine bunlarla ilgili de Yeni baştan matematik kaynak önerimiz. Arkadaşlar şu derslerimiz başlasın. Her şey yaparız. Merak etmeyin diyor. Her şey yaparız. Peki. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır diyelim. Bu gecemizi burada bitirelim. 1 Ekim'de resmi olarak zaten başlayacağız. Umarım hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Evet burada durduk ama yani bu artık konunun zaten %5'lik kısmı. Yani bu konu burada bitmiyor tabii ki de. Bu konu devam ediyor. Konu gidebildiği yere kadar gidiyor. TYT AYT biliyorsunuz ki fonksiyonlar sıkıntılı bir konu. Sıkıntılı bir konu arkadaşlar. Diyelim ve bugünümüzü bu şekilde bitirelim. Umarım hoşuna gitmiştir. Umarım işinize yaramıştır diyorum. Kendinize çok çok iyi, bak iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. 1 Ekim'de bay bay.